Sen gözlemedi mi yaparsın? Makbuş'tan öğrendim. Deli kız. Nasıl yani? Okulda şiir yazma yarışması var da Emre kendini şair sanıyor maalesef. Üstad, bizimle kahvaltı ederseniz şeref verirsiniz. Evet, Mersubiyen. Matmazar, sade bir kahve alıyorum lütfen. Baş üstüne. Kahve mi? Evet, doğru duydunuz. Gece gibi karanlık. Kadın gülüşü kadar sıcak bir kahve. Üstad, ne üzerine yazıyorsunuz genellikle? Kağıt üzerine. Monsieur, buyurun. Merci bien. Ya. Şey, sanırım biraz çatanabilirim. Hadi süre geçiyor. Hadi hadi. Dur bir dakika. Öyle anlatılmaz ki. Pamuk Prenses. Pamuk Prenses'e benzeyen bir halim var mı benim ha? Kraliçe Margot. Bravo. Bravo. Bir yapıyorsunuz? Bir yapmam yoktu. Ona kalırsa bu oyunda özel isim de olmaz. Nedenmiş? Aman oynamıyorum sizinle. Oyunu yarıda mı kesiyorsun? Evet, ne var? Aa. Zaten sizinle oynayan da kabahat. Aman oynamazsan oynama. Oynama. Hadi arkadaşlar, Luna Park'a gidelim. Hadi bakalım, hadi. Hadi gidelim, hadi. Siz ancak Luna Park'a gidersiniz. Şu. Patates kafa, sen de hadi. Hadi, Luna Park'a. Patates kafalılar ne olacak? Kraliçe, kraliçe. Yüce kraliçe, ne olur beni koruyun. Ne olur, size sığınıyorum. Ne olur beni saklayın. Ne olur beni koruyun. Hadi Makbuş Sultan, seni de bırakayım. Ah evladım, Allah razı olsun. Hilmiye teyzeye çok selam söyle Makbuş. Söylerim, söylerim. Hadi çıkın bakalım çocuklar. İyi dersler. Hadi bakalım deli sizi. Şair mi ço? Hadi yavrum. Hadi, hadi. İyi işler. Teşekkürler. Tayfun Bey. Lütfen bırakın, ben hallederim. Ne olacak canım, elim yapışmaz ya. İşim yok, gücüm yok. Hakan'la barışmanıza çok sevindim, biliyor musunuz? Ben de. Tuhaf. Tuhaf olan ne? Yani bazen birbirinize çok benziyorsunuz. Bazen de o kadar farklısınız ki. Günaydın. Hakan, girme içeri. Ne oldu? Volkan. Ne olmuş Volkan'a? Çok kötü durumda. Nasıl yani? Ya bu bir aydır falan bir kızla çıkıyormuş. Öyle mi? Benim de bugün haberim oldu. İlişki oturunca bizimle paylaşacakmış. Anladığım kadarıyla da kızdan çok etkilenmiş. E'si kız bunu dün terk etmiş. Yapamayacağım falan demiş. Bir neden de öne sürmemiş. Volkan da geldiğinden beri kadınlardan nefret ediyorum falan diyor. Tamam, ben konuşurum onunla. Emin misin? Eminim canım, niye emin olmayayım? Kanka çek geçsen. Ağacı açsana Fars ya. Of ya. Adamı tutar lan. Hadi oğlum. Ya be. Çok hadi. Nasıl kaçıyorsun? Ya oğlum, iyi pas versene be. Pas at ya. Çerat adamı tut. Dur. Tamam al sen. Ya dur ya. Al. Gel gel. Al sana. Buraya öne. Aldım. Pas ver, pas. Hadi Kerem ha. Ya of ya. Ya oğlum. Bıraksana. Bırak lan. Aa.
Şu erkekler ne kadar kaba saba değil mi? Ne iğrençler. Vallahi öyle. Bir yandan da onlardan hoşlanıyoruz ama. Sizce ne buluyoruz onlardan? Ne kadar farklıyız baksanıza. Evet ya, orman kaçkın heykeller ne olacak? Zamanı baksana ya. Gel, al. Ay, oh. Ay. Al ya, al baba ya. Şşt, bana bak. Ay, korku çıkmaz. Ne yapıyorsun ama ya? Berbat. Ya. Hadi ya. Oley be, gol, 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 ha, ne oldu, ne oldu? Çak, 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 çak. Hadi, hadi, gol, hadi. Falan ne oynuyorlar, ne yapayım? Ya canlı oyna biraz. Çak, 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 çak. Deli bir herif benim. Baksana pas atmıyoruz ki birbirimize doğru. İşte bu. Adam da iyi kalecilik yapmıyor ki ama. Kalecinin ne sorusu? Yalışından haline bak ya. O da doğru aslında. Kanka şişeyi bir versene. Şöyle atacaktın ya, çok mu zor? Sen de demin atmadın bana. Şuna bak ya. Yok, hayır ben almayayım. Ben almayayım. Ya yapma oğlum. Ay. Pardon ya. Pardon ya. Pardon, şu halime bak ya. Hasta olacağım valla. İki damla su seni nasıl hasta etsin ya? Sana fiskiye lazım kızım, fiskiye. Çak çak çak. Ya nasıl olacak bunlar? Ne vuruyorsun ya? Ne yapıyorsun bunlar ya? Ya bırak, yapmasana. Gel. Ne yapıyorsun bunlar ya? Hem de nasıl? Oo hanımefendi. Neden hala okula gidilmedi acaba? Gitmeyeceğim ya, zorlama. Bal gibi gideceksin. Çok hastayım ya. Hiçbir şeyin yok. Var ya. Gideceksin dedim. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Çünkü ben şiir yazamıyorum. Şiir mi? Evet. Bugün okulda şiir yarışmasının elemeleri var. Ve ben düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Rezil olacağım. En iyisi hiç gitmeyeyim. Ben sana yardım ederim. Yardım mı? Aa, ayıp ettin. Aşk ve şiir benden sorulur cicim. Yaz bakalım. Ah, aşk. Bir nehir misali yürekten doğar. Dile dökülür. Geçit vermese de yalçın dağlar gibi kader. Seviyorsan eğer, her yer vadi, her yer ova, keyfe keder. Oh. Ya bu ne ya anneanne? Hı? Dağlar, vadiler, ovalar, coğrafya dersi gibi yani. Sus bakayım sen, çok da güzel şiir oldu. Ayrıca beğenmiyorsan daha iyisini yazabilirsin. Hadi bakalım doğru okula, hadi. Nehir gibidir aşk. Kalpten doğar, dile dökülür. Kolları vardır nehir gibi, sarar sarmalar. Ah bu da çok çok güzel oldu. Ne dedin sen pardon? Sen bir dursana bakayım. Evet. Nasıl yani? Sen günlerce peşimden koştun. Tam ben sana evet demişken sen beni terk ediyorsun öyle mi? Öküzsün. Anladın mı? Öküz. Eşek kafa. Duydun mu? Şiir yazmak erkek işidir. Yürek içidir kızım. Kadınlar şiir yazamaz. Yok canım. Kim demiş? Ben diyorum. Hey arkadaşlar. Hepiniz bana destek vereceksiniz değil mi? Kızlar. Siz de bana destek vereceksiniz ona göre. İyi olan kazansın kızım. Aynen. Hadi gidelim. Sen de olmalıydın ya. Burada böyle yazmış. Kızım ya bu ne tavır? Sanki şekersin de 2 gram suyla eridin. Çok kabasınız çok. Ne oldu şimdi ya? Üf aman Selin bari sen yapma. Neyi yapmayacağım kızım? Ah erkekler ah. Ne? Bir erkek mi dedi? Şu andan itibaren erkek kelimesini yasaklıyorum. Evet yanlış duymadınız. Yasaklıyorum. Ne oldu şimdi? Çünkü onlar kaba, duygusuz, düşüncesiz, ilkel yaratıklar. Aynen katılıyorum hocam. Bakın sizin sefil yaratıklar. Size bir şey söyleyeceğim. Kadınlar basit şeylerden hoşlanırlar. Mesela erkeklerden.
acaba kalır. Evet bakalım, herkes yerine geçsin. Geçin tabii yaratıklar, çabuk. Volkan bak, sakın. Sakın bana akıl vermeye kalkma Hakan. Akıl vermek mi? Kel'in ilacı olsa başına sürermiş oğlum. Hah, bak bu doğru işte. Hiç üzerime gelme. Artık bütün kadınları hayatımdan çıkardım. Annemi bile aramayacağım. Ne bu ya? Her seferinde hüsran, her seferinde kalp ağrısı. Yetti artık. Sakin ol oğlum ya. Sakin olacak yerlerim ağrıyor artık Hakan. Ne bu ya? Hem bir yığın kaprislerini çek, hem de olana bak. Neymiş efendim? Kaprisliymişiz. Ha hay, güleyim bari. Hem bizi çileden çıkarmak için her şeyi yapsınlar, hem de kaprisliyiz diye terk etsinler. Olacak şey mi? Onların kafaları aşka falan basmıyor bence. Kafalarının bastığı tek şey futbol. Değil mi? Her şey sorun. Her şeye vıdı vıdı. Hayır, maç izlemek istediğimiz zaman bile sorun oluyor. İyi de sen hoşlanmıyorsun diye biz de mi seyretmeyelim? Kafaları basmıyor ya, tabii zevk almazlar. Bak ben sana bir şey diyeyim abicim. Bir maymuna satranç öğretebilirsin ama bir kadına asla offside öğretemezsin. Heh. İlk tanıştığınızda üzerinizde nasıl bir elbise olduğunu hatırlamazlar. Çıktığın ilk günü zaten hatırlamazlar. Ama 10 sene önceki Fenerbahçe Galatasaray maçının 3-1 bittiğini hatırlarlar. Oysa biz kadınların gönlünü almak ne kadar kolay. Kalbimizi kırdıklarında mesela bir demet çiçek gönderseler. Bir demet çiçek. Sonra da doğayı seviyoruz, koruyoruz derler. Alacaksın, bir gün vazoda duracak, ondan sonra çöpe. Çiçek getirmediğimiz için de duygusuz oluyoruz, öyle mi? Doğayı düşünüyoruz be, doğayı. Hadi çiçeği geçelim. Hediye almayı bile bilmezler. Ne alırsan al, beğenmezler ki abicim. Düşünsene, bir etek aldın, etek dar geldi. Sen bana şişko mu diyorsun? Etek büyük geldi. Ben bu kadar şişko muyum? Neden 40 beden aldın? Hadi bırak onu, gelelim rengine. Mesela siyah etek aldın. Vay, ben siyah giyer miyim? Hadi siyahı seviyor diyelim. Bu sefer de bu etekten bende 50 tane var. Bilmiyor musun? Yok abicim yok. Yaranamaz. Of erkekler, of! Of kadınlar, of! Ne bakıyorsunuz öyle suratıma? Ha evet, belki kimya dersi işlemiyoruz ama. Bu da yaşamın kimyası. Bunları da öğrenin. Özellikle siz kızlar. Öğrenin ki kulağınıza kötü olsun. Valla Belgin Hoca sene sonuna kadar dersimize girsin. Ömür boyu erkeklere düşman olup hepimiz evde kalırız diyeyim ben size. Sakin ol çocuğum, sakin ol. Tamam gel. Geçti. Ne olur kraliçem, ne olur beni onlara vermeyin. Kimlere? Ay, ay dur ya, ben kraliçe falan değilim. Bak kraliçe orada, bak bak. Ben buranın prensiyim. Tatlı şey. Prensim, siz beni kurtarın o zaman. Kurtarırım ben seni. Beni onlara vermeyin. Vermem, vermem. Vermem. Neredesin? Neredesin? Erkekler gerçekten çok duyarsız olabiliyor değil mi? Kadın ruhundan hiç anlamıyorlar. Onlarla gündüzle gece kadar, beyazla siyah kadar farklıyız. Yazık, kadına acıdım valla. Kadınlar neden hep aşk acısını daha şiddetli yaşıyor sizce? Öyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle evet. Peki o zaman en güzel aşk romanlarını, şiirlerini neden hep erkekler yazıyor? Al buyur. Hiç de değil. Kadınların da yazdığı çok güzel aşk romanları var bir kere. Hadi canım. Selam güzel insanlar. Bu tartışmalar gerçekten gereksiz. Erkek kadının ruhunu okur ve bunu dizelerle buluşturur. Bunu asla ve kat'a unutmayın. Aman sevsinler. Bunun dışında ne bak? Demek buradasın ha? Benden kaçabileceğini mi sandın? Bırak beni. Gel buraya. Bana karşı koyma sakın. Prensim ne olur kurtarın beni. Seni kurtarayım da sonra bu azmanın elinden beni kim kurtaracak? sen. Bırak kızı. Bırakmazsan ne olur? Öyle biz dayak yerim ki şaşırır kalırsın. Görelim o zaman. Kafam. Kafam. Kim attı bu taşı bana? Ben değil.
Seni sersem muhallebi suratlı seni. Kuşlar. Mini mini bir kuş doğmuştu. Pencereden kovmuştu. Muhabbet kuşu mu bu? Ay, çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım ya. Affedin. Canımı bağışlayın ne olur. Ne olur affedin beni. Hayda, bu kılıç da nereden çıktı? Hiç anlamadım. Ne olur affedin. Kahraman prensim. Öyle miyim? Evet, öyleyim. Ben kahraman bir prensim. Ay iyi günler komşu. Komşu mu? Ay vallahi 5 yıl önce sizin çaprazınıza taşındık ama tanışmak bir türlü kısmet olmadı. Malum büyük şehir. Herkesin kendine göre bir derdi var. Tayfun Bey. Ne o Ayferi Hanım? Bakıyorum hiç vakit kaybetmemişsiniz. Siz de öyle Gülperi Hanım. Erkeğin kokusunu aldın, damladın tabii. Aha bir kere beni Tayfun Bey davet etti. Ne tesadüf. Beni de Tayfun Bey davet etti. Tayfun Bey nasılsınız? Tayfun Bey. Size hanım göbeği yaptım da. Ben de Dilber dudağım. Vallahi boğazımdan geçmedi. Tayfun Bey'e de. Götüreyim dedim. Hoş geldin sanılar. Buyur otur. Oturdunuz zaten. Ne davet çocuk ya. Hayrola? Dosyaları alırken gördüm. Emre arabada unutmuş. Ha. Aklı bir karış havada. Kim bilir hangi kız canını yakıyordur da ondan çocuğun aklı bir karış havada tabii. Volkan, sen iyi değilsin vallahi. Hadi çık biraz hava al istersen. Doğru söylüyorsun Hakan. Biraz dolaşmak iyi gelecek. Çıkmışken bunu da Emre'ye götürür müsün? Gelirken üşümesin. Tabii. Hem bir bakayım okulda kimlerle takılıyor. Yapma Volkan ya. Ne var amcası sayılırım. Bakayım çevresinde onu yüzen kızlar falan varsa biraz nasihat edeyim. Hadi Volkan hadi canım. Tamam. Ah Şemsi ah! Hain Şemsi! Hırsız Şemsi! Kalbimi çaldın ve kayboldun. Neden yaptın zalim adam? Neden? Tayfun Bey'den de ses seda yok. Yalnızım yalnız. Ah kendimi sınıftan dışarı zor attım. Ağlamak, haykırmak. Yani bu makus kaderime lanet etmek istiyorum Nebahat Hanım. Ah Nebahat Hanım, nedir bizim bu erkeklerden çektiğimiz? Hiç sormayın hiç. Kanayan yarıma parmak basmayın. Aşk benim için sadece mazide kalan hoş bir buğse artık. Benim için de uçurumun derinliklerinde yeşerecek olan ulaşılmaz bir nülüfer çiçeği. Ay ne güzel ifade ettiniz. Lisede Türkçem 10'du. Benim de matematiğim. Ne alaka canım? Ah bilmiyorum. Ben acımdan ne dediğimi biliyor muyum Nebahat Hanım? Nedir abicim nedir ha? Duygusuzsunuz, ilkelsiniz, işe yaramazsınız. Bu hakaretlere katlanacak mıyız? Hayır! Tabii ki hayır. Tabii katlanmayacağız. Bunlar, bu sefil yaratıklar hayatlarımızı karartmak için varlar. Evet. Daha geçen gün Özlem'i olanları hepiniz gördünüz. Özer'in onu kilosundan dolayı nasıl aşağıladığını, ezdiğini gördünüz. Evet. Sanki kendisi Brad Pitt. Sadece ben mi ya? Hepiniz dalga geçtiniz. Evet. Hayır biz şaka yaptık. Sen aşağıladın. Yeter bu kadar. Her konuda haklı değilsiniz tamam mı? Evet. Bundan sonra sınıf ikiye bölünecek. Erkekler bir tarafta, kızlar bir tarafta olacak. Hadi gel. Neyse. Detayları teneffüste konuşuruz. Nasıl isterseniz. Bizim canımıza minnet. Evet. Hadi gidelim. Aç. Biz geçeceğiz öne. Hanım göbeğimden bir çatalcık daha alın. Adamcağızın ağzının tadını bozmasınızsa Ayferi Hanım. Benim Dilber dudağımdan biraz daha yiyeyim de ağzınız iyice tatlansın. Gülperi Hanım, midesini bozacak adamcağız. Yeter ama. Gerçekten. Tatlılar için çok teşekkürler. Rica ederim canım.
Afiyetler oldu inşallah. Oldu efendim, oldu, oldu. Nerede bu çocuk ya? Ay, anneciğim kadın! İmdat, erkek! Ya ne yapıyorsun ya? Yandım, önüne baksana! Asıl sen bak! Üstüme kahve döken sensin, bana çarpan da sensin. Sakar, ne olacak? Ben mi çarptım? Evet, sen çarptın. Özür dileyeceğine, hanımefendi bir şeyimiz yok ya diyeceğine böyle vır 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 konuşuyorsun. Ama haklısın, sen bir erkeksin! Motor takmış gibi konuştuğuna göre sen de bir kadınsın. İlker, ne olacak? Kendini beğenmiş. Şu hale bak. Bendeki şansa bak. Nerede bu çocuk ya? Of! Kahvenizi için de size bir fal bakayım. Fal bakmasını biliyor musunuz? Aha, biliyor muyum ne demek canım? Ahbaplarım ta nerelerden fal baktırmaya gelirler bana. Şimdiye kadar falının bir kere bile çıktığını görmedim. Güleyim bari. Ben size hiç fal bakmadım ki. Bakmana gerek yok ayol. Mahallenin dilinde. Hadi Tayfun Bey, kapatın, kapatın. Bana ver. Bıraksana, falına bakacağım. Hayır, ben bakacağım. İçimden geldi ayol. Bugün sezgilerim çok açık. Asıl benim üçüncü gözüm çok açık. Baksana. Hanımlar, daha fincan soğumadı. Olsun, olsun, olsun. Ay, Tayfun Bey. Üç vakit mi desem, beş vakit mi desem? Size çok hayırlı bir kısmet var. Bakın, bakın. Aa, evet, evet. Böyle sarı saçlı, etine dolgun. Nereden çıkardın saçının sarı olduğunu ayol? Basbayağı kızıl işte. Yüzüm gözüm de dağılmış. Arkamda araba varmış ya. Allah Allah. Ne oldu? İnanmıyorum şu halime. Arabama çarptı. Arabamın arkası gitmiş, inanmıyorum. Allah'tan. Arayayım şunu. Nerede bu telefon? Gelmiş, arkama park etmiş. Allah'ım ya, sabah sabah. Alo. Affedersiniz. Okulun önündeki siyah araç sizin mi? Plakası 7959 olan. Evet, benim, ne oldu? Geldiğim için park etmişsiniz. Hem ne işiniz var benim arabamın arkasında? Yine mi sen? Asıl yine mi sen? Ya ne yürümesi biliyorsun ne park etmesi kardeşim. Koca arabayı görmedin mi arkanda? Ha, tabii tabii, değil mi? Kadınsın zaten. Ne anlarsınız ki siz araba kullanmaktan? Bana baksana sen. Ben 18 yaşımdan beri araba kullanıyorum cici. Demek ki geç öğrenenlerdensin. Terbiyesiz. Araba gitti, araba. Yüzümü kapattı. Kapatırım tabii. Ya nedir siz kadınlardan çektiğim benim ya? Nedir bunlardan çektiğim benim ya? Asıl benim yüzümden çektiğim de erkeklerden arkama fark ettim. Rezil ettin beni ya. Efendim çok teşekkürler, zahmet ettiniz. Aman efendim, ne demek? Hep tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, öyle değil mi? Ya. İyi günler hanımefendi, iyi günler, buyurun. İyi günler, iyi günler. Bay bay. Of be. Dünya varmış. Tayfun Bey, gerçekten kadınları etkilemekte bir numarasınız. Biz denizciler kadın ruhundan iyi anlarız. Ne de olsa kadın deniz gibidir. Bir durgun, bir dalgalı. Tıpkı yıllar önceki sevgilim gibi. Beni bırakıp gitti. Bir kelebek gibi uçtu gitti. İstemeyerek öyle mi? Evet. Görürsün sen. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gittiğimi görürsün şimdi. Dur, dur. İstemeyerek oldu. Bak, nasılmış? Sen görürsün. Ne oldu? Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Dur, dur. Ne yapıyorsun? Dur, bırak antenimi. Bak, fena olur bak. Pardon,
sen iste. Nereye? Dur. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Gör ne yapıyorum. Bak, bak. Bak. İstemeden oldu. Bak. Dur. İyi bak. Bu kadar olamaz. İstemeden oldu. İnanmıyorum ya. Nereye, nereye bakıyorsun? Bir dakika, ne? Görürsün sen. Ne görürüm? Sen görürsün. Dur. Gel hadi, gel de yap hadi. Dur. Ya. Yapma dur. Bak ne yazıyor? Fark etmek yasaktır. Yani ne? Fark etmek yasaktır. Çok pardon. İstemeyerek oldu. Ben feministim. Yani? Erkek kadın ayırmam yani. İkisini de eşit şekilde döverim. Gel buraya. Kaçma. Hadi kaçma. Bahçeyi de ortadan bölüyoruz. Potanın oradan da Atatürk büstüne kadar bizim. Anlaşıldı mı? Aynen kanka. Yani biz basket falan oynayamayacağız. Aman. Sanki oynadığınız varmış gibi. Sanki oynuyorlar. Neyse geçelim onu. Koridorun bu kısmı sizin, bu kısmı bizim. Tamam. Tamam. Yapacak şey değil bu. Tuvaletler sizin orada kalıyor evet ama. Evet ya. Evet. Nasıl olsa siz çiş, kaka gibi iğrenç şeyler yapmazsınız değil mi? Of. Hani bizim kadar pis değilsiniz. Delirmiş bunlar ya. Bizim gezegende hain bir komutan var. Babamın hükümdarlığını devredip kendisi başa geçti. Ah, mahvah. Tek amacı da benimle evlenmek. O zalimin ellerinden kaçtım. İyi ki karşıma sizin gibi güçlü bir prens çıktı da. Devecüydüz. Siz buranın prensesiniz değil mi? Evet. Burada gördüğünüz her şey ve her yer bana. Ne güzel. Sizin kadar değil ama. Söz verdiğim gün, söz verdiğim saatte oraya gittim. Ama o yoktu. Saatlerce bekledim. Sonra elinde bir notla kuzeni geldi. Mutlaka çok haklı bir nedeni vardır. Emin olun. Aşk, kavuşamamak demek galiba. Bu güzel prensesin gönlünü çalan bir prens yok mu? Var galiba. Anlat bakalım. Kim bu şanslı adam? Evet, var ama... Bu da imkansız bir aşk. Tıpkı sizinki gibi. Adı yok mu bu prensin? Aşık mısın? Hem de nasıl. Onu gördüğüm zaman karnımda kelebekler uçuşuyor sanki. Yakışıklı mı bari? Çok. Peki, o da seni seviyor mu? Bilmem. Bence seviyor. Sahi mi? Seviyor mu? Konuştu mu yoksa sizinle? Kim? Kim? Ben kahve demleyeyim. Yok, çay pişireyim. Mutfağa gideyim. Yok, mutfak bu tarafta. Nana, kaç batıyorsun. Kim benimle konuştuğumu anlayamadım ki. Babasının oğlu. Güzelden anlıyor. Canavar ne olacak? Zorba. Elinden güç bela kurtuldum valla. Hocam, erkeklerle yollarımızı ayırdık. Artık iki zıt grubuz. Onlarla paylaşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Aferin cicim, çok iyi yapmışsınız. Aynen böyle devam edin. Selim, oğlum bu kadın erkeklere fena halde takmış durumda. Ya diyorum ki, kızların üstüne fazla gitmesek mi? Vallahi bu bizi sınıfta da bırakır. Hayır oğlum, ölmek var, dönmek yok bizim davamızdan.
Erkek sözü mü? Ha? Erkek sözü mü? Of, şunlara bak ya. Erkek sözü! Rumuz, aşk perisi. Kimin bu şiir? Benim. Babasına da biraz romantizm öğretse hiç fena olmaz. Evet Pınar, sen son elemeye kaldın. İşte bu kadar. Sihirli yazmadın umarım. Saçmalama be. Sihirle şiir mi yazılır? Hah. Bir de bu. Rumuz, Rüzgar'ın oğlu. O benim, evet o benim, benim. Hayret, şaşırdım doğrusu. Neyse, siz ikiniz yarına kadar şiirlerinizi geliştirip düzenleyin. Öğrencilerden seçilen kurulun karşısında okuyacaksınız. Birinciye öyle karar vereceğiz. Sizlere de aferin çocuklar. Yazmaktan vazgeçmeyin. Teşekkürler. Of, ne kadar aptalım ya. Of, böyle bir şey ağzımdan nasıl kaçırırım? Ya Alkan'a söylerse. Merhaba Nana. Kulina ya. Tayfun Bey'i ağzımdan kaçırdım. Neyi kaçırdın? Hakan'a aşık olduğumu. Ay, bana Tayfun Bey deme. Sinirlerim tepeme çıkıyor. Gitmedi mi hala o adam? Burada mı yaşayacak yoksa? Bilmiyorum. Siz ne zaman geldiniz? Ne işiniz var burada? Yeğenimi ziyarete gelirken sizden izin mi almalıyım yoksa? Yeğeniniz mi? Evet, beğenemediniz mi? Şşt Kulina. Hı? Benim teyzem. Daha önce karşılaşmıştınız ya. Zaten o da gidiyordu. Yok, hiç de değil, oturacağım. Teyzen olduğunu bilmiyordum. Güzel, öğrendiniz o halde. Kulina, lütfen işler karışmadan git. Hem ev çok kalabalık oldu artık. Sen istersen pek gelme, ben gelirim, ha? Öyle mi? Peki Nana. Bir daha çağırma. Karşılaşmamaları lazım. Şuşu yengeye de söz verdim. Bunu nasıl becereceğim? Volkan, nerede kaldın oğlum? Okulda bir sorun yok değil mi? Hayır hayır. Okulda her şey yolunda. Ben sanayiden geliyorum. Sanayiden mi? Arabayı bıraktım. Yoksa kaza mı yaptın Volkan? Onun gibi bir şey. Canavarın biri arabamda ne cam bıraktı ne de anten. Canavarın biri mi? Şikayetçi olmadın mı? Aman aman, Allah korusun. Böylelerine hiç bulaşmamak lazım. Oldu teyzeciğim. Öpüyorum teyzeciğim. Pınar'a çok selam söyle teyzeciğim. Görüşürüz, yine beklerim. Gitti mi? Gitti. Tayfun Bey, neden teyzeme bu kadar soğuk davranıyorsunuz? Ona çok benziyor. Kime? Bahsettiğim büyük aşkıma. Ama teyzem çok kırıldı. Biliyorum ama elimde değil. Onu görünce eski aşkım aklıma geliyor. Beni nasıl zalimce terk etti. Çıldırıyorum. Kalbimdeki acısı hala çok büyük. Nana, ne olur anla beni. Hey Nana. Senin şu prensinin kim olduğunu söylemeyecek misin? Yaşasın, anlamamış. Tanımazsınız. Tabii canım, nereden tanıyacağım? Peki, çok mu seviyorsun bu benim tanımadığım prensi? Çok. Peki, duygularını açtın mı ona? Dedim ya, bizimkisi imkansız bir aşk. Ama yine de aklında bulunsun. Konu eğer kadınlarsa, erkeklerin cesur olduğu koca bir yalandır. Bana bak. Eğer duygularından kesin olarak eminsen, bunu ona söyle. Sonra çok pişman olursun. Sizce olur mu? Olur. Tabii olur. Bal gibi olur. Bakın Nebahat Hanım.
Siz okulun müdürüsüsünüz sonuçta. Yani işinize karışmak istemem ama erkeklerin başını küçükken ezmek gerekir. Onlara bir kadının canını yakmamaları gerektiğini öğretmek lazım. Çok çok haklısınız. Pardon. Alo babişko? Evet canım, ben aradım seni. Ya babişko, okulun önünde caninin biri arabamı mahvetti. Evet. Ya mı aradım, ne olacak? Birini göndersene arabamı yaptırsın. Sağ ol babişko. Evet, ne diyorduk? Hadi ben sizin bir falınıza bakayım, havanız değişir. Ay çok iyi oldu, o kadar ihtiyacım var ki Belgin Hanım. Hadi bakalım, bakıyoruz. Nebahat Hanım, siz iki erkek arasında kalmışsınız. Bakın biri böyle çınar gibi çok hoş. Öteki nasıl desem, palyaço kılıklı biraz. Bakın bakın, palyaço şurada. Bakın gördünüz mü, bakın. Ay vallahi bildiniz. Sahi mi? Bakın şurada. Kurula seçilirseniz benim şiirimi oy verin, tamam mı? Tamam tamam. Baksana. Şiirim çok ama çok güzel. Benim şiirime oy verirsen sana 10 kutu şeker. Tamam. Tamam. Yok deve. Rüşvet vermeye utanmıyor musun? Yok. Ben senin o şekerleri nasıl vereceğini biliyorum ama. Söyleyeyim ben söyleyeyim. Şşt. Sussana be. Hadi çekil şimdi ayak altından. Git de şiirini düzelt. Asıl sen düzelt. Hemen sen kimden yardım aldığını çok iyi biliyorum. Yok ya, kimden yardım alıyormuşum? Dedenden. Ha ha hay, 6 kere 6 36. Dedemin sakalı yolda kaldı. Sen de kimden yardım alırsan al. Yarışmanın yok ki böyle bir kuralı. Ha ha hay, Fahrenheit. Kadın değil şeytan resmen. Gözümün içine baka baka arabam mahvetti ya. Üf, ay anladık Volkan. Geldiğinden beri aynı hikaye. Simge hadi. Toplantıya geç kalıyoruz. Tamam. Volkan sen de artık şu konuyu düşünmeyi bırak da şu raporları hallet. Ama ben yapacağımı biliyorum o şeytanın arka bacağı. Nasıl hiç susmadan konuştu ya? Vıdı vıdı vıdı. Ya kaçarken bile durmadı çenesi ya. Allah böylelerinden korusun insanı. Ya ne çene varmış kadında ya. Bit 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 bit. İyi günler. İyi günler. Volkan Bey'e bakmıştım. Buyurun benim. Siz 34FB7959 plakalı aracın sahibi misiniz? Evet, ne vardı? Belgin Hanım, adresi veriyorum. Gelebilirsiniz. Neler oluyor ya? Anneanne, anneanne. Senin ne işin var burada? Yine etüde kalmadın mı? Okula gittiğim yetmiyormuş gibi bir de etüt falan çekemeyeceğim. Hem çok büyük bir derdim var. Aa, neymiş bakalım hanımefendi büyük derdiniz? Şiir yarışmasında son ikiye kaldım. Yarına kadar şiirimi düzeltip kesinlikle birinci olmalıyım. Emre ile iddiasına girdik. Bizim Emre ile mi? Evet. Çünkü son elemeye bir de onun şiiri kaldı. Hı. Biliyor musun? Dedesi ona şiir yazması için yardım ediyormuş. Hı? Yağmur söyledi. Anneanne, senin de aklının başına toplayıp bana yardım etmen gerekiyor. Dedesi mi? Ay ne anlarmış o kaba adam şiirden falan ha? Bilmem. Ama Yağmur dedesinin bu konuda çok iyi olduğunu söyledi. Anneanne yardım edeceksin değil mi? Tabii ki. Biz onlardan daha iyi yazarız. Ben bir aşk kadınıyım şekerim. Şiirden çok iyi anlarım. Dur bakalım. Hop 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 dur bakalım ya, geri çekil. Ne var ya? Ne var ya? Tuvalete gideceğim. Tuvalete gidecekmiş arkadaş. Gidemezsin. Burası bizim alanımıza giriyor. Ama onlar gidiyor. Çekil şöyle. Onlar gider. Onlar erkek. Burası kızlara yasak. Ay iyice delirdiniz siz ya. Tuvaletimizi yapamayacak mıyız canım? Maalesef. İyi de benim ellerimi yıkamam lazım. Maalesef. Ne oluyor burada? Erkeklerle koridoru paylaştık. Tuvalet onların tarafında kaldı, kızları geçirmiyorlar. Öyle şey olur mu canım? Hocam kendileri istedi bunu. Hem neden oyun bozanlık yapıyorsunuz? Ne o, çabuk pes ettiniz. Hiç de pes etmedik. Tamam.
müdür hanım. Bir sorun yok. Hı hı. Bana bakın erkek fareler. Kızları üzdüğünüzü duyarsam canınızı yakarım ona göre. Zaten kılım tüm erkeklere. Ay, onlar da size kıl zaten. Ya Bedek, ben çok sıkıştım, tutamayacağım. Of, iyi ya, altına yap o zaman. Altına yap dedi. Hop hop, çekil geri. Bak 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 bak. Hop, çek ayaklarını. Şimdi yakalayacağım seni. Baksana, şu şokerin yanındaki kız ki... Bir dakika. Bakın arkadaşlar, bakın yanımdaki kız uzak bir gezegenden geldi. Bir prenses. Beni de buranın prensi sanıyor. Neden? Yarım akıllı mı? Çok doğru. Merhaba. Bin yılın başı bir işim düştü size. Ne var idare ediverseniz? Ha? Ya lütfen öyle bakmayın. Aşık oldum ben. Siz aşk nedir bilir misiniz? Ha? Ha, evet, bilmezsiniz. Çok güzel bir şeydir aşk. Bir kere tatsanız bir daha vazgeçemezsiniz. Yani en güzel şekerlemelerden bile daha tatlı bir şey. Üf ya, tamam tamam. Siz yemek yiyemiyorsunuz biliyorum. Nasıl anlatsam? Hah, buldum. Hani Luna Park'taki şöyle dönen oyuncak var ya. Hani yukarıdan böyle aşağı indiğinde kalbiniz hop ediyor ya. İşte öyle bir şey aşk. Ha? Üf, hadi ama. Queen'in bu oynadığın oyundan haberi var mı? Yok ama buna kızmaz ki. Bunda bir kötülük yok ki. Hem o hep böyle aşk kadınıyım, aşk kadınıyım deyip durmuyor mu? Anlayışla karşılayacaktır. Ha? Tamam mı? Ya yapamadım ben bu ödevi. Tarihçi de çok kıl be abi. Kesin sözlü de soracak bu soruyu. Ben sana söyleyeyim. Dur ya, panik olma. Şimdi kütüphaneye gider, zil çalana kadar yaparız. Daha zamanımız var, hadi gel. Hop 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 hop. Yasak. Hadi hadi, ne? Geçemezsiniz. Hadi. Oturun, hadi gel. Duydunuz, buradan evet. Geçemezsiniz. İşte kalk otur. Ya çekilin, kütüphaneye gideceğiz. Ya bırak. Şuna bakmayın. Burası bizim bölgemiz. Geçemezsiniz. Bak, i̇yi de kütüphaneye gidecek başka yol yok ki. Ne yapalım? Biz de tuvaleti kullanamıyoruz. Ya iyi de ödevimizi yapacağız. Evet bak. Ay demek ki yapamayacaksınız. Çok yazık. Gel ya, bırak şunları. Ne oldu? Şiştiniz mi? Aman çok komik. Çek. Elini çek. Yavrum elime be. Çek. Gelme ha. Anlamadım kardeşim. Ne istiyorsun? Söylesene ya. Sabreden derviş, muradına ermiş. Ya da eremeden gebermiş. İyi günler. Nasılsınız bakalım? Sizi gördüm, çok kötü oldum. Aa, öyle mi? O halde biraz daha kötü olun. Polat Bey. Emredin Belgin Hanım. Aa, ne oluyor ya? Kaba kuvvete mi başvuracaksınız? Hı? Neden olmasın? Peşimden ayaklarınız poponuza vura vura koşarken düşünecektiniz bunu. Polatçığım, beyefendiyi kesiver. Ne? Ya delirdin mi sen ya? Tavuk mu kesiyorsunuz? Doğru, haklısınız. Hmm. O halde vuruver Polatçığım. Ya bak, ya bir dakika ya. Ya bak, arabama çarpan sonra da laf eden sensin. Şimdi bu yaptığınız sakça mı? Benim arabamın sizinkinden farkı yok beyefendi. Polatçığım. Ya durun dur. Ne yapıyorsunuz ya? Dağ başı mı burası? Bir çözüm yok mudur bunun? Tamam, tamam. Zararınızı öde. İstemez. Denizde kum, bende para. O halde ne istiyorsunuz benden? Kırılan gururumu tamir etmenizi. Ha, ben ölürsem tamir olacak yani. Doğru. Güzel bir intikam yolu değil. Hem şiddet kötü bir şey. Hele de ben bir öğretmenken. Haklısınız. Çok yanlış şeyler bunlar. Sizi yola getirmenin başka bir yolunu bulmalıyım. Evet, mesela... Ah, buldum. Şoförlüğü yapabilirsiniz. Ne? Şoförlük mü? Hı-hı. Siz seçin. Önceki kaka kötü seçenek mi? Yoksa aklınızı başınıza getirecek masum, sevimli bir şoför rolü mü? Nereye düştüm ben ya? Ne günahım vardı Allah'ım benim ya? Allah'tan Levtov'um yanındaydı da indirdik şu ödevi.
Yok oğlum ya, yok. Bu kızlar çok fena. Ya okulun müdürü kadın. Öğretmenlerin dörtte üçü kadın. Çok yalnız kaldık. Hepsi onları tutuyor. Çocuklar aklınızda bulunsun, kantinede bir sınır çektik. Aman iyi halt ettiniz. Ne var oğlum, siz başlattınız. Yani. Selim abi, yarınki şehir yarışmasında kurda seçilirseniz benim şehrime oy verin, tamam mı? Son aşamaya kadar geldin mi? Aferin lan. Doğru konuşun Mösyö. Karşınızda büyük bir şair duruyor. Özür dilerim üstad. rakibin kim? Yağmur'un sınıfında Pompi. Ay yani şey, Pınar var ya, o. Ezersin sen onu. Evet. Ya ama şöyle bir şey var. Şimdi kızlar gelsene. Ben de. Bu yarışmayı asla Emre kazanmamalı. Erkeklerin dilinden kurtulamayız yoksa. Hemen Pınar'ın kazanması için çalışmaya başlayalım. Evet, evet. Tamam. Hadi. Hadi. Ne olursa olsun bu yarışmayı kazanmamız lazım. Bizim doğru. Kızların söylediği gibi duyarsız, duygusuz olmadığımızı kanıtlamamız lazım. Ve onlara göre çok büyük bir üstünlük sağlayacağız. Şimdi gelin benimle. Hadi. Siz de gelin. Hadi. Pardon ama benim alnımda enayi mi yazıyor? Alnınızda bir şey yazdıyor. Güzel. O halde ben sizi fazla tutmayayım. Hadi size iyi günler. Yok canım. Hem arabamı mahvedeceksin, hem sokaklarda beni deli gibi kovalayacaksın. Sonra da hadi size iyi günler deyip beni başından def edeceksin, öyle mi? Başka? Bak, ben anladım seni. Zararınız neyse servisin kartını verin bana, ben ödeyeceğim, ver. Çünkü belli ki senin çenenden kurtulmanın imkanı yok. Sözlerinize dikkat edin. Ayrıca ben paramla değil seni, tüm sülaleni satın alırım. Maddi değil, manevi tazminat ödeyeceksin şoförlüğümü yaparak. Yapmayacağım. Yapacaksın. Yapmayacağım. Yapacaksın. Yapmayacağım. Yapacaksın. Yapacak mısın? Yapacağım, yapacağım. Ha? Şöyle, tamam Polatçığım. Hadi gidelim. İyi günler. Yarın işe geç kalma. Emreciğim olur mu öyle şey? Alt tarafı bir yarışma. Hem son ikiye kalman da büyük bir başarı. Ya ama baba, eğer Pınar kazanırsa kızların üstünlüğünü kabul etmek durumunda kalacağız. Pınar da kim? Son ikiye kalan rakibim. Hani inanın teyzesi Kulüne var ya, onun torunu. Ya of, Kulüne kesinlikle ona yardım edecek. Nana? Onun torunu mu var? Öz değil. Bir evlatlık edinmişti. Luna adında bir peri. Yok yok, peri değildi ama şey, peri kızı gibiydi, çok güzel. O onun kızı Pınar, ondan yani öyle ondan. Neyse, o kadın şiirden falan anlamaz, caz oğlum. Dede, ya bak buraya iki satır gerekiyor, ne yazayım? Ver bakayım. Gözlerin bir ışık seli sanki. Seni çok seviyorum, inan ki. Aman baba, oldu mu ya? Sen beni dinle oğlum, yaz bakalım. Buruk bir Mars soğuğu var havada. Ellerim sokak kedileri kadar yalnız. Vay be. Dede, bu şiirle okuldaki bütün kızları tavlarım vallahi. Nasıldı dede? Sen ne dediğinin farkında mısın Şoker? Ya ne olur Frida ya, neden anlamıyorsun? Aşık oldum diyorum ben. Senin içtiğin insan olma iksirinin içinde kesin bir şeyler var Şoker. Ayda bir aşık oluyorsun. Çok dünyadaki güzel. Erkekler bile bu kadar sık aşık olmuyorlar Şoker. Ama Kulina, bu defaki çok başka. Bu söz de atasözü gibi oldu.
Bana bak Şoker, kendini buranın prensi gibi tanıtman çok yanlış. Hem bir gün gerçeği öğrenmeyecek mi? Ayrıca sonsuza kadar burada kalamaz, biliyorsun kuralları. Tamam, biliyorum. Sadece birkaç gün daha misafirimiz olsun. Sonra bir yol bulacağım, söz. Ne güzel. Ama ne olur prens olmadığımı söyleme Gülina. Lütfen, ne olur. Bunun kime ne zararı var ha? Lütfen, ne olur. Yeter, sus. Sevgili prensesim, size takdim etmekten gurur duyarım. Anne, ana kraliçe, baş perimiz Gülina. Ay küçük de cebime gir. Ne olur. Ay hadi bakalım eğlencenize devam edin bari. Çok teşekkür ederiz. Gorgo benimle gel. Emredersiniz. Güle güle anneciğim. Evet eğlenceye devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gün bugündür. Hangi gezegenden gelmiş bu kız? Hiç gözüm tutmadı. Bilmiyorum ama birilerinden kaçıyor gibi. Şoker bence onu koruyor. Aman başımıza yine iş almayalım da. Gorfo gözünü dört aç. En ufak tamam. Bir şeyden bile şüphelenirsen hemen bana haber ver. Hadi git şimdi. Peki Gülina. Savulun muhbir Gorfo geliyor. Gorfo. Şaka yaptım Gülina. Bunlar delirtecek beni. Ne yaptın şimdi bakalım? Ya anneanne ya, istediğim gibi etkileyici olmuyor. Ah dur, bir de beraber bakalım. Ben birinci olmak istiyorum. Olacaksın. Emre'ye yardımcı olan o kaba saba dedesinden bir numara çıkmaz. Bak görürsün. Evet. Bak, mesela şu dize. Kalbimin dizeyi üzerinde kırık bir sol anahtarısın. Vay be, anneanne sende ne cevherler varmış. Ay sağ ol Pompi. Bak aklıma ne geldi. Ben dünyaya bir gidip bakayım ne yapmışlar. Rakibini yakından takip edeceksin. Evet anneanne, ben çalışırken sen bir git bak bakalım Emre ne yapmış. Nana. Ay Gülina ödümü kopardın. Ne yaptılar şiir olayını? Sorma. 3 kuşak, 2 satır yazamadılar. Amma da önemliymiş bu yarışma. Anlamadım gitti. Tayfun yardım etti mi? Evet. Çok romantik bir adam. Hakan bir parça ona çekseydi ne vardı sanki? Ay neresi romantik? Bana nasıl davrandığını görmedin mi Nana? Neyse canım sizle bir daha karşılaşmayı verirsiniz olur biter. O yokken gelirsin. Ya da ben gelirim ha? Ay onun yüzünü görmeye hiç meraklı değilim Nanacığım. Asıl başka bir mesele var. Nereden geldiği belli olmayan bir prenses türedi Şoker'in yanında. Şoker aşık oldum diyor başka bir şey demiyor. Ben de pompirikayla uğraşmaktan kızın soyunu sopunu falan araştıramadım daha. Ay şekerim çocuk da yaparım kariyer de lafı çok yanlış bence. Sırf bu yüzden her yerde... Sen artık o konularla fışkırtıyor gerisini. Sen adam da ilham da bırakmasın. Asıl senin mırıltıların yüzünden benim kafam karışıyor. Zengin uyak yapmaya çalışıyorum, yapamıyorum. Yapamıyorum işte. Emre yattı. Siz hala şiirle mi uğraşıyorsunuz? Benim uykum geldi. Yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Senin gözlerin, benim memleketim ve sensiz. İnanamıyorum Hakan. Sen ve şiir. Ne var yani? Ben romantik olamaz mıyım? Değil mi? Olurum tabii. Şiir de yazarım. Senin gözlerin, benim memleketim. Ne zaman... Ve ne suçtan sürgün yedim. Senin gözlerin benim memleketim. İşte sırf bu yüzden her yerde misafir,
her yerde mülteciyim. Aslında benim de sana söylemek istediğim şeyler var. Neyse, sonra söylerim. Benim şimdi yatmam lazım. İyi geceler. Buyurun. Linnana kresi içti. Acaba 12'den sonra canavara falan mı dönüşüyor bu? Al bakayım. Ne kadar huzurlu bir yer burası. Doğrusu dünyanı çok iyi yönetiyorsun. Evet, teşekkür ederim. İltifat ediyorsun. Kalbimin çiçeği. Oo, yumucum. Düşmanlarınız yok mu hiç? Vardı tabii. Ama bize zarar veremezler. Neden? Çünkü dünyamızın çevresinde bir koruma kalkanı var. Koruma kalkanı mı? Evet. O kalkan sayesinde düşmanlarımız buraya giremiyor. Zaten biz de giriş çıkışları sihirle yapıyoruz. Herhangi bir tehlike anında hop, koruma kalkanı devreye giriyor. Demek yetki sadece onda. Ve Yüce Konsey'de. Ama koruma kalkanını durduracak, etkisiz hale getirecek anahtar da Gurina'da. Hadi ham yap. Aa, daha fazla yedirme. Şişko bir gelin olacağım yoksa. Gelin mi dedin sen? Ağzımdan kaçtı. Yerim ben seni. Oo, yo, 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 yo. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Akşam ne yaptınız ben yattıktan sonra? Hiç. Sizden sonra ben de yattım hemen. Ben de Emre'nin şiirini bitirdim, sabah verdim. Yarışmaya gideceğiz, değil mi? Hı hı. Hakan da bitirdi galiba yazdığı şiiri. O da benim yarışıyor. Beceriksiz bir çoğu. Ne anlarmış o şiirden? Emre yarışmaya kendi yazdığı şiirle katılacağını söyledi. Zaten siz de onun iyiliğini istersiniz. Hem sizin yazdığınız şiirle birinci olursa bunun bir anlamı olmaz, öyle değil mi? Sen ne tatlı, ne akıllı bir şeysin yahu. Seni şu prensi tanısaydım, çekerdim kulağını, yüzme şu kızlardım. Ne oldu Hakan? Yerinde duramıyorsun. Hiç. Şu şiir yarışması için okula gideceğim de kaçırmak istemiyorum. Aa, nasıl? Güzel oldu mu bari Emre'nin şiiri? Çok güzel oldu. Aramızda kalsın ama ben biraz yardım ettim. Sen şiir yazmaktan anlar mıydın? Ayıp ediyorsun. Benim göbek adım Orhan Veli. Ay ilahi Hakan, çok hoş. Volkan nerelerde? Şu arabasına çarpan kız yüzünden kafayı yemişti. Sanayiye falan uğramıştır belki. Büyük ihtimalle. Emredersiniz küçük hanım. Aferin. Çabuk adam olacaksın. Ya sen beni silahla tehdit et. Sonra da aferin de. Ya şu başıma gelenlere bak, inanamıyorum ya. Efendim Hakan. Ya kusura bakma, arayamadım işte. Yok, sanayide değilim. Ya sorma başıma gelenleri. Hakan, ya ben şoför oldum. Ne şoförü mü? Küçük hanımın şoförü. Volkan, iyi misin sen? Nasıl yani? Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ki. Volkan! Dur, dur bir dakika, kapatma. Ne olmuş? Küçük hanımın şoförü olmuş. Ne? Evet. Seninle uğraşmaktan her şey darmadağın oldu. Yine ne yaptım hanımefendi? Küpem. Küpem eteği düşmüş. Gördün mü? Hayda, nereden göreceğim? Buldum.
Ve beni sinir etmek için beğenmiyorsun değil mi? Evet, kendim takacağım. Estağfurullah türbe. Hadi seni. Ne? Kaldır kafanı ve ara şu küpeyi. Derse geç kalıyorum ben ya. Aman yarabbim ya. Şu dertten kurtulayım. Yeminle kurban keseceğim bak. Yeminle, yeminle. Canım prensesim. Bir isteğin var mı? Emre. Hayır. Sadece aklıma takıldı. Şu anahtarı. Yani kalkanı devre dışı bırakan anahtarı çok merak ediyorum. Yani görmek isterdim nasıl bir şey acaba? Sevgili prensesim, şimdi bu anahtarın yerini sadece iki kişi biliyor. Kulina ve ben. Ah, inanamam. Ne demek inanamam? İnsan eşine hiç yalan söyler mi? Söylemez tabii. Öyleyse neden benden saklıyorsun? Neyi saklıyorum? Kalkanın anahtarını saklıyorsun. Çok mu görmek istiyorsun sen kalkanın anahtarını? Evet aşkım, çok. Ama Kulina, baş kraliçe onu sana gösterirsem bana çok güzel. Yoksa sen ana kuzusu musun? Ben de sanmıştım ki. Neyse, boş ver. Bir şiir derken üç şiirim oldu. Babamınki işe yaramaz. Ama annemin yazdığı şiir çok açık seçik. Müdür Hanım canımı okur valla. Dedeminki de güzel ama çok şehvet dolu. Hem benim yazmadığım hemen anlaşılır. Düzelttiğim haliyle fena olmadı aslında. Ama yine de içime sinmedi. Ne olursa olsun kendi yazdığım şiirle katılmalıyım. Bu daha dürüstçe. Ama ne yazacağım ya? Eğer bu yarışmayı kazanamazsam asla okula giremeyeceğim. Çünkü bütün kızlar bana tavır alacak. Gel. Burada. Bunlar Aslan. Hazırsın değil mi? Ne yaptın Görelim bakalım. Seni. Emre, oğlum baksana güveniyoruz. Bu bizim için çok önemli. Biliyorum. Evet. Hayırdır? Bulamadın mı küpemi? Hayır, bulamadım. Arabanın içinde değil, başka yerde düşürmüşümdür. Benimle senli benli konuşmayı bırakırsan çok sevinirim. Ne de olsa şoförümsün. Aramızda bir mesafe olmalı öyle değil mi? Ne bakıyorsun? Bul şu küpemi hadi. Ya sabır, ya sabır! Ay yeter artık ya. Şunlara bak, çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım. Of, hoca geldi. İyi günler arkadaşlar. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Neden haremlik selamlık bu sınıf? Kızlar böyle istiyor öğretmenim. Ya. Hiç de değil, siz başlattınız önce. Biz mi? Evet. Gideyim bari. Bizim işe yaramaz yaratıklar olduğumuzu o kadar çok söylediniz ki. Artık gururumuzu kurtarmak için biz de bu yola başvurduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Koridoru ayırma fikri kimden çıktı acaba? Öf, tamam uzatmayın. Bize de bulaşmayın. Sizsiz hayat çok güzel. Biz de size bayılmıyorduk. Arkadaşlar bir dakika. Biri sakince bana neler olduğunu anlatacak mı acaba? Girin. Gelin bakalım. Yarışma için hazır mısınız? Evet. Güzel. Birinci olan okulumuzu il çapında yapılan yarışmada temsil edecek. Şimdi öğretmenlerinizle konuştum. Bu derse girmeyin. Gidip son kez şiirlerinizi gözden geçirin. Bu arada yüksek sesle okuyun ki herkesin önünde şaşırmayın. Hadi bakalım. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ay böyle çat kapı geldim ama ne olur kusuruma bakmayın. Ne demek? Ben sabah Tayfun Bey'e uğrayacağımı söylemiştim. Hani yürüyüşe çıkmıştım ya. Ay valla Nuno Hanım. Nana. Ay neyse işte. Tayfun Bey pek kibar, pek nazik. Geçen gün çarşıdan dönüyordum. O da bu tarafa geliyormuş. Sağ olsun yardım ediverdi. Tanışmamıza vesile oldu tabii bu durum. Hayır Hakan Bey'i de uzaktan tanıyoruz ama... O bir kere bile bir poşetime elini atmadı. O da pek efendi çocuk maşallah ama.
biraz soğuk. İçe kapanık. Ah, babasına hiç çekmemiş. Aman efendim, şımartıyorsunuz. İlahi Tayfun Bey, vallahi çok hoşsunuz. Ay, gülmekten karnım ağrıdı vallahi. Dikkat edin de bir yerinize bir şey olmasın. Sen rahat ol kuzum, bana bir şey olmaz. Asıl sen dikkat et de sana bir şey olmasın. Ay, ne olacak canım? Ah, güzellik başa bela vallahi. Hep gözün üzerimde. Sen ne zaman benimle uğraşsan başıma bir şey geliyor zaten. Nazarın değiyor vallahi, nazarın. Hayt, güleyim bari. Ayol senin nereye nazar değecek? Maşallah kalıbın yerinde. Yağlarına mı nazar edeceğim? Bana bak. Ağzını sunmaktayınca. Hanımlar, hanımlar, kendinize gelin. Biraz ayıp oluyor. Ben şunları kaldırayım bari. Evet. Nerede kalmıştık? Bir gün yine denizdeyiz. Adriyatik açıklarındayız. Birden karşınıza bir korsan gemisi çıkmasın. Oo, iyi uykular beyefendi. Ya delirdin mi ya? Ne oluyor? Öyle oyunlar, böyle oyunlar. Hem benimle doğru konuş. Şimdi titre ve kendine gel. Nasılsa boş boş oturuyordun. Şu arabaya bir iç dış temizlik yap bakayım. Hem belki de küpemi de bulursun. Sen fazla oluyorsun ama. Benim kafamın tası atmak üzere ona göre. Aa, demek tepenin tası attı. Benimki de attı o zaman. Bir saniye. Alo Polat Bey. Tamam, tamam, tamam. Ay yok bir şey Polat Bey, iyi günler. Sonra kuru bezle kurulamayı unutma, olur mu? Camların dışı böyle buğulanıyor da pis kalıyor. Ne yapacağım ya? En yakın polis karakoluna gitsem durumu anlatsam. Ama bana kim inanacak? Kadir inanır. Sinirden banal banal espriler yapmaya başladım. Yok yok, ben iyi değilim. Nana? Ya Kulina, hani mecbur kalmadıkça gelmeyecektin? Yani Tayfun Bey böyle sihirle geldiğini görecek diye ödüm kopuyor. O kaba ihtiyar evde mi yine? Evet, misafirleri var. Misafir mi? Hı hı. Nereye? İşte tam o sırada arkadaşlar kancıları taktılar çektiğin. Tabii ben öbür gemiye atladım. Kim bu kadınlar? Çektim kılıcımı, başladım oraya. Mahalleden hayranlar. Bir oradan, bir oradan, bir oradan. Bir de sol kılıcımı çektim. Ay sevsinler, onun da mı hayranları var? Ha, korsanlara hiçbir zaman göz açtırmadık. Ne o? Hepsini yakalayıp ellerini bağladık. Yeminim ay nasıl kalacağım? Umrumda bile değil ha. Nana, şu oyuncaklar dünyasına gelen Prenses Lilium'dan hiç elektrik alamıyorum. Diyorum ki bir de sen onunla tanışsan bakalım ne düşüneceksin. Tayfun Bey? Ay hadi Nana, uzun sürmez. Bekle. Korsanların halini bir görmeliydiniz. Affet, affet dedi, sonra? Affet hayır, dedi. Tayfun Bey'in keyfi yerinde. Yokluğumu anlamaz bile. Bakın başka bir anımı da anlatayım. Bir gün yine Adriyatik'te dolaşıyoruz. Başka bir korsan gibisiyle karşılaştık. Evet, tabii. Hemen bozulmaya geldik. Şiirin ne üzerine? Aşk. Neden sordun? Kesinlikle Kulina yardım etmiştir. Hiç de bile. Evet, yardım etti ama tamamı ona ait değil. Ayrıca sana da dedenin yardım ettiğini biliyorum. Sakın bana yalan söyleme. Dedemin yazdığı şiiri okumayacağım yarışmada. Kendi yazdığım şiiri okuyacağım. Aşk üzerine bir şey yazmaya çalışıyorum. Sen de aşktan ne anlarsın ya? Sanki sen çok anlıyorsun da kaç kere aşık oldun? Hiç olmadım. Ne var? Yazamaz mıyım? İnsan hissettiği şeyleri yazmalı bence. Doğru.
Peki sen aslında ne üzerine şiir yazmak isterdin? Annem için bir şiir yazmak isterdim. Annem mi? Hı. İşte bu kadar. Ne oldu? Şoförün yola geldi mi? Hem de nasıl? Bundan sonra bana kötü davranan her erkeğin burnundan fitil fitil getireceğim. Oh, vallahi siz böyle konuştukça tüm yağlarım eriyor Belgin Hanım. Aa, iyi o zaman. Konuşmaya devam edeyim. Belki biraz zayıflarsınız. Müdür Hanım, bu ne demek oluyor? Yine neye itirazınız var Haşmet Bahap? 8A sınıfının öğrencileri sınıflarını, koridoru, bahçeyi, okuldaki her yeri kızların ve erkeklerin diye paylaşmışlar. Ve bundan sizin de haberiniz varmış. Evet, tabii ki var. Ben bu okulda izinsiz kuş uçurtmam. Ne oldu? Bu nasıl bir mantık? Ve siz buna nasıl izin verirsiniz? Vallahi erkek öğrencilerin biraz burunlarını sürtmesi gerekiyordu. Merak etmeyin, kızlar onların hakkından gelecektir. Bu nasıl bir bakış açısı? Çocukların kız ve erkek olarak ayrılmaları ve birbirlerine karşı böyle davranmaları düpedüz ayrımcılık. Mina Hanım, abartmayın lütfen. Şimdi bizi biraz rahat bırakırsanız Belgin Hanım'la önemli bir şey konuşuyoruz. Ay, pek bilmiş bir şey canım bu. Gel. Tamam işte. Bak, gördüm. Merakın geçti. Düşündüğümden de güzelmiş. Dokunabilir miyim? Şey, bilmiyorum. Ayaklarınıza sağlık. Yine bekleriz. Kusura bakmayın ama torunumun okuluna yetişmek zorundayım. Buyurun. Hoşçakalın. Buyurun hanımlar. Hoşçakalın. Buyurun, güle güle. Bekliyorum. Buyurun, bakın efendim. Tabii, hoşça güle güle. Bekliyorum. Güle. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Çocuğu yarışmasına geç kaldım. Of Allah'ım, bu kadınları neden çeni olarak yarattın? Nana. Nerede bu kız? Nana! Nana! Ben çıktım! Neredeler acaba? Kolina! Kolina! Şokerli prenses biraz önce gizli bir geçitten geçtiler. Ne? Şurada, şurada! Olamaz! Ne olmuş? Ne olmuş? Umarım korktuğum şey değildi. Ne olmuş Nana? Evet. Umarım benim yazdığım şiirden de faydalanır. Ben de gelmek isterdim ama biliyorsun Ahmet Bey gelecek. Neyse, ben sana anlatırım. Hoşça kal. Arkadaşlar, hayat iki kişiliktir.
Bu doğanın kanunu. Kadınlar ve erkeklerin çok farklı olduğu doğru. Hı. Ama birbirlerini de tamamlarlar her zaman. Hı. Birbirleri olmadan yaşayamazlar. Erkeklere soruyorum. Annenizi dışlayabilir misiniz? O da bir kadın. Ya da kızlar. Babalarınızı çok seviyorsunuz değil mi? Ama o da bir erkek. Ya evet. Hadi aşkım. Lilium, sevgili prensesim. Bunu kapatmamız hiç doğru değil. Ama çok merak ediyorum. İyi de Kuline bunu yaptığımı anlarsa beni küçük kırıntılara ayırır. Ya kapat bir saniyeliğine bakalım neler oluyor. Ne olacağını gayet iyi biliyorsun değil mi sevgili prenses? Koruma kalkanını devreden çıkardığın için peşinden gelen bütün askerler dünyamızı ele geçirecek değil mi? Öyle mi? Bütün bunlar doğru mu Lili? Şoker beni sevdiğini söylemişti. Ben ikimizin geleceği için planladım bunu. Buranın prensi olmadığını biliyorum. Kulina'yı devirip buranın kral ve kraliçesi olabiliriz. Hadi tak şu anahtarı. Şoker, bunu sakın yapma. Seni seviyorum Şoker. Bunun bir önemi yok mu? Hadi aşkım. Şoker yalan söylüyor. Aç gözlerini artık. Ver şu anahtarı bana. Şoker, burası ne olursa olsun senin dünyan. Dünyana ve arkadaşlarına ihanet edemezsin. Bak, eğer o anahtarı oraya takarsan hepimiz onun esirleri olacağız. Sakın yapma Şoker. Sana inanmıştım Lili. Ama aşkının yalan olduğunu biliyorum. Oysa seni çok sevmiştim. De al Kurina. Ne yaptın serserce? O kadar da uzun boylu değil. İşte şimdi gerçek bir prenssin Şoker. Öyleyim değil mi? Kulina, Kulina. Şiir yarışması için gitmek zorundayız. Seni var ya seni. Önce şunu bir yerine koyalım tamam. Da. Kulina. Kulina. Beni affet. Çok açık olmuştum. Bunu sonra konuşacağız senle Şoker. Ay bırak beni. Çıkar beni buradan. Görüşürüz. Çıkar beni. Kulina. Nereye? Sana diyorum. Nereye gidiyorsunuz? Çıkar beni. Babanın sen yoksa benim şiirim mi okuyacak? Şaheser. Pınar kazanacak sonuçta. Benimkini okuyacak. Benim yazdığım şiiri okuyacak. Gel otur. Geç kalmadık değil mi? Yok yok yok. Hoş geldiniz. Biz kazanacağız. Bak. Şiir çok heyecanlıyım. Güzelliğine bak. Ben de. Çok heyecanlıyım. Bir an önce başlasardık değil mi? Benim torunum evet. Birinci olacak. Ne yapayım Nana? Pınar birinci olacak ve kızların gücünü bir kez daha kabul etmek zorunda kalacaksınız. Sen öyle san. Emre ezici bir farkla bu yarışmadan birinci çıkacak. Göreceğiz. Nerede kaldılar bunlar? Eminim o da çok heyecanlı. Yani tabii canım çok heyecanlı ama çok iyi çalıştı. Evet efendim. Güveniyor. Bence hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okulumuzu il genelindeki şiir yarışmasında temsil edecek olan öğrenciyi belirlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet Mina Hanım, çocuklar gelebilir. Bak geliyorlar. Heyecanlı dakikalar yaşıyoruz. Aslında yarışmamızın sonucunda okulumuzu temsil etmek için son ikiye Emre Ertürk'le Pınar Koluyanık adlı öğrencilerimiz kalmıştı. Biz bugün bu iki öğrencinin yazdıkları şiirleri dinleyerek bir karara varacaktık. Ancak son anda onlar fikirlerini değiştirmişler. Birbirlerine rakip olmak yerine beraber bir şiir yazarak il genelinde okulumuzu birlikte temsil etmeye karar vermişler. Şimdi Emre ile Pınar'ın ortaklaşa yazdıkları şiiri dinliyoruz. İnanamıyorum ya, öyle bir şey değil. Haydi. Neyse,
korkmuyorum. Ne hayattan, ne de düşüp kalmaktan. Biliyorum, izliyorsun yıldızlardan beni. Gülümseyen gözlerinle hep yanımda olacaksın. Ne yaparsam yapayım, beni sarıp sarmalayacaksın. Cesaretim bu yüzden. Yaşamak için, aşık olmak için, var olmak için. Ben senin karnında büyüdüm. Sen de benim kalbimde büyüyorsun. Büyüyorsun kalbimde özleminle. Anneciğim, yerine kimseyi koyamıyorum. Bekliyorum bana gelmeni. İndiler söylemeni. Masalları anlatıp bana beni koynumda sevmeni.